Hoş geldiniz, ben Sadi. Shapes 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde binalardan bahsetmiş, temel şeyleri oluşturmuş ve üretime başlamıştık. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen dönüm noktasına bakalım, tamamlamışız. Birinci bölümde şu, ne diyelim, 6-12 görevi tamamladık ve üçüncü bölümümüzü açtık. Oyunun üçüncü bölümü, videonun ikinci bölümü, karıştırma ortalık. Neyse, artık taslaklarımız var. Buna ihtiyacın olabileceğini düşündük. Artık fabrikanın bölümlerini kopyalayıp yapıştırabilirsin ama dağınık bölümler olmasın lütfen demiş. Eyvallah reis, kopyala yapıştır özelliğini açtık sonunda. Şimdilik görevimiz bu. Bu nedir? İki tane çapraz yuvarlak, iki tane de çapraz kareyi birleştirmemizi istiyorlar. Kallavi bir iş. Evet. Zor olacak. İki tane çapraz yuvarlak. Peki. Bakacağız yolumuza. Bir de şuna bakalım. Bir tane daha görev bitirmişiz. Hangisi o? Aa, yeni görevler açılmış. Baya yeni görev vermiş. Geliştirme geldi mi yeni? Geliştirmeler aynı duruyor. Bunları bitirince mi gelecek acaba? Bilemedim. Açalım. Peki biz önce geliştirmelere mi odaklansak? Görevlere mi odaklansak onu bilemedim. Bir sonraki dönüm noktasında ne açılıyor? Platform sınırı 500 oluyor. Uzay platformu açılıyor. Daha fazla yapı alanı, temel sağlıyor. Uzay bandı. Bayağı da önemli şeyler açılıyormuş ha. O zaman şey yapalım. Önce ana görevlere odaklanalım şunlara. Bilimsel görevleri boş verelim, tamam mı? Bu bölümde öyle olsun. Şu ben açtığım görevleri kapatıyorum. Hiç kafa karıştırmasın. Direkt ana görevimize odaklanacağız. Şimdi ben burayı bir daha yıkacağım mı ya? Neyse. Yarım yuvarlağı şurada yapalım. Yapmış mıydık daha önce, bir bakayım ya. Burada çapraz kareler var. Burada çapraz iki katlı yuvarlak var. Bunun tek katlısı lazım bize. Burayı da çok güzel kurmuşuz. Bozasım gelmedi, kıyamadım. Burada da yok öyle bir şey. Burada da yok. Mecbur buraya kuracağız. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Önce bunları keseceğiz. Sanırım. Yok ediciyle mi kessem, diğeriyle mi? Bizim bir sürü tekliğe ihtiyacımız olacak. O zaman şöyle bir keselim. 4 tane ile kestim. Bunlar bana geldi. Bunları bir tur daha keseceğim. O yüzden hepsini dik yapmam gerekiyor. Bir tane 90 atalım. Bir tane 180 artı 90 atalım. Aynı yöne baksın hepsi. Tamam. Kopyala yapıştır nasıl çalışıyor? Shift. Ha, CTRL C, CTRL S. O güzel. Bir dakika. Niye yapıştıramıyorum? Ha, tıklamam gerekiyor. Okey. Yaptık. Şimdi ne lazım? Bunları tekrar keseceğim. Yani bunlara bir yol lazım. Hepsi aynı yönde bana doğru geliyor. Demek ki sorun yok. Şimdi bu gelenleri tekrar keseceğiz. Hatta bak, madem kopyala yapıştır çalışıyor. Shift dedim. Kopyaladım. Ctrl C dedim. O anda buraya yapıştırdım. Yolunu da bağlayalım. Oldu mu şimdi? Bana hepsi tek parça verecek mi? Döndürme işi hariç oldu bak. Bunların hepsinin yönünün aynı olmasını istiyorum. Önce onu sağlayalım. Şimdi bu sağ aşağı bakıyor. Bu yukarı bakıyor. Sağ yukarı. Bunu sola çevirmem lazım. Sola çevirme var mı? Sağa var. O zaman aşağıdakileri sağa çevirirsem birer tur. Bunlar karşılıklı çapraz bakmış oldu. Doğru mu? Doğru.
O zaman ben bir çakallık yapıp daha önce kurduğumuz sistemlerden birinden kopyalama yaparsam güzel olacak. Sistemi de bulmam lazım önce. Şu sistem. Aha da bize şundan lazım. Gel bakayım buraya. Evet. Çaprazladık. Yani yönü fark etmiyor varsayımıyla tam tersini yaptım ama döndürebiliriz sonradan. Burayı biraz daha büyütebilirim. Nasıl olsa hızlıca yapabiliyorum. O yüzden çok sorun değil. Bence okey. Çaprazları yaptık. Şimdi çapraz karelere ihtiyacım var. Onu da buradaki sistemi komple kopyalayarak yapabilirim. Kopyaladım. Kare üreten yerim nerede benim? Şurada var. Bir de burada var. Şöyle çevirsem. Aha da koydum. Çok iyi oldu lan böyle. Sade bu işi sevdi. Hadi bakayım. Şimdi buradan kareler gelecek, kesilecek falanlar filanlar. Buradan çapraz olarak çıkarsa efsane olur diyecektim. Zaten gösteriyormuş. Çapraz olarak çıkardık. Bunlar da çapraz olarak çıktı. Şimdi bunların ikisini birleştirecek bir makineye ihtiyacım var. O zaman şöyle bir şey yaparsam, buradan buraya verirsem, bunları da buradan çekip şöyle döndürüp şöyle makinalara verirsem. Aa, ters oldu. Bak bak, ters oldu. Olmadı. Stop. Ters oldu. Bunların 180 derece dönmesi lazım diyeceğim. Olmayacak. 90 derece dönmesi lazım. Şimdi bence sorun çözüldü. Bakalım. Deseni. Oluşan desen bu. Ha, aynısı. Gerekirse bir tur daha döndürürüz ama böyle de kabul eder diye düşünüyorum. Ve görevimiz tamamlandı. Sadece bantımız biraz yavaş. Puanlarımızda bir şey açsak mı ki ya? Üçüncü kat falan. Bilemedim. Ters yöne 90 döndürücü. Bak, bu da bizim işimize yarar. Değiştirici işimize yarar mı? 12 puan. O da yarayabilir. Ben tutayım ya puanlarımı. Duruma göre bakarız ileride. Sanırım bunu da hallettik. Şurayı bir düzelteyim. Peki, ben bu işleri nasıl hızlandıracağım? Bantlar yavaş taşıdığı için işi de hızlandıramıyoruz ya. Verimliliğini hesaplamak için daha fazla öğe bekleniyor. Evet, bence de. Şunun verimliliği kaç? Yok. Bunun verimliliği kaç? Tamamen dolu bir bant için gereken yapılar. Oğlum, neyini bekliyorsun? Yap işte, çatır çutur. Bana verimlilik hesabı verin ya. Mevcut 71 tane varmış. Bir yerlerde bir şeyler yapıyoruz demek. Bu ne? Bağlı yapıyı seç. Birbirine bağlı olan tüm yapıları seçiyor. Güzel. Bu neymiş? İçeriği temizle. Seçili yapıların içindeki tüm öğeleri ve sıvıları temizler. Sıvılar da mı varmış oyunda? Boya falan olabilir, mantıklı. Seçili yapıyı yok et. Komple seçip yok edebiliyorum. Bayağı pratik tuşlar varmış. Bak, onları da öğrendik. İlk teslimat geldi. Abi, ilk teslimat gelince korkmayacaksın. Gerisi gelir. Sadece burası tam verimli çalışacak, bunu merak ediyorum ben. Ya, bantta bir takılma donma olmadan akması lazım şunların. Bak, şu an donuyor mesela. Çünkü daha yuvarlaklar yetişmedi buraya. Donmadan çalışıyorsa %100 çalışıyordur benim için. Okey. İzliyorum şu an. Dondu. Bir durdu geldi.
Ama bu kadarcık normal. Neden normal? Çünkü diğerleri gelene kadar buradakiler çok birikti. Biriktiği için sıkışıyor olması normal. Ama işimiz ilerliyor. Şimdi yerimiz olsa ben fabrikayı şöyle şuradan tutup tutabiliyor muyum shift'le? Aa vallahi tutuyorum bak. Şu üçünü kopyalayıp şuraya yapıştırıp üretimi 2 katına, 3 katına, 5 katına çıkarabilirim hızlı hızlı. Mümkün. Ama yapmıyoruz. Neden? Henüz daha açamadık. Bir sonraki şeyde açılacak. Dönüm noktasında. Nerede o? Şunda açılacak. Bunu merak ettim abi. Nasıl işe yarıyormuş? Temel becerilerde ustalaşın. Bu nedenle bu hazır olduğunu düşünüyoruz. Artık uzay platformları ve temelleri inşa ederek fabrikanı genişlet. Ancak bunlar için bir platform sınırı ekledik. Sence de bir yerde durmak gerekmiyor mu? Ne yapıyor şimdi bu? Tren yolu gibi bir şey yapıyor. Şebekeler arası bağlantı yapıyor. Güzel güzel. Bak burayı açmamız lazım ya. Benim burada gözüm kaldı. Şimdi, tamam. Madem bu şekilde hızlandıramıyorum. Ben de şöyle hızlandırırım. Şuradaki makinaları yıkarım. Buradakilere aslında ihtiyacım yok teorik olarak. Evet yok. Şuradaki makinaları bu tarafa kopyalarsam aynı işi 2 kat hızla yapabilirim. Ben yapana kadar olay da bitebilir ama şöyle bağlı makineleri seç diyelim. Sonra sil diyelim. Bunda da aynısını diyelim. Bak ne kadar hızlandırdı işi. Oha. Bu buraya kadar bağlı mıymış? Sildim. Şimdi buradan ne geliyor? Yuvarlaklar geliyor. Yuvarlakları çaprazlıyor falan filan. Şuradan şöyle seçtim. Kopyaladım. Burası kare bölümü. Şurası yuvarlak bölümü. Şöyle yapıştırdım. Buradan da yuvarlakları buraya verdim. Buradan çapraz yuvarlaklar gelecek. Kareli kısmı da şuraya yapıştıracağız. Hadi bakayım. Kareli kısım. Şurası. Kopyaladım. Şöyle yaptım. Keşke buraları sökmeseymişiz ya. Ne varsa sökmüş. Aldım karşıya attım. Buradan çektim. Şuradan makineye verdim. Burası da çapraz kareleri hazır hale getirdi. Şimdi bunların ikisini birleştiği makine nerede? Şurası. Bunu da kopyaladım. Efso ya. Sanırım böyle. Ya da şöyle. Böyle olabilir. Kurdum. Şimdi şunlar buradan girecek. Tamam mı? Buradan gelenler de şöyle buraya bağlanacak. Buradan girecek. Çıkan sonuçları da buraya atacağız. Şuradan atabilirim. Evet. Oldu bence. Ama bantlarımız yavaş olduğu için sonucu geç görüyoruz. Sistemi kurduk ama. Birazdan gelir sonuç. Doğru şeye giderse biz yapana kadar zaten 266 olmuş. Biraz geç kaldık. Sıradaki göreve bakalım o zaman. Bunu karenin üzerine yapıştırmamı istiyor. Bunu karenin üzerine yapıştırmamı istiyorsun ha? Nasıl olacak o? O zaman şurada yapacağız o işi. Tamam. Hemen biz onu hazırlayalım. Çıkarıcı atalım. Kutularını getirelim şöyle. Bu buradan gelsin. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ekleyelim. Buradan gelen malzemeyi direkt şu tarafa döndürürüz. Birazdan. İşimiz bitince. Hatta şöyle yaparsam daha garanti olur.
Şöyle de bağlarız. Oldu bence. Hazırladık şimdiden. Süper. Hadi oğlum hızlanın. Şu bantları benim hızlandırmam lazım. Çapraz yuvarlaklardan fabrikaya göndermemi istiyor. Çapraz yuvarlak. Sanki üretiyordum ben onlardan. Şundan istiyor. Tamam. Şurayı kesiyorum. Artık bunu istemiyor. Şunu da keselim. Siz böyle gelin. Aynen. Atlayın bakayım. Şimdi bunlar atlıyor. Bu taraftakileri de atlatabilir miyim? Yok. Buradakiler şunu üretmeye başlasın. Bu arada hiç ürün niye çıkmıyor burada? Daha yeni geliyor. Okey. Atlayın bakayım şuradan. Hatta şöyle git. Şuradan atla. Buradan çıkan sonuçları da şöyle alalım. Rampayla karşıya atalım. Oradan şuraya zıplasınlar. Oradan da merkeze gitsinler. Oldu bence. Bakalım çalışacak mı? Şunu hallettik. Şu kolay oldu da. Bu kısmı bilemedim. Tamam, yukarı çıktı. Geldi. Karenin üstüne yapıştı. Gönder. Tamam, bu iş oldu. Aynen. Çoğu iyi oldu, çoğu da güzel oldu. Peki bunlar ne? Tren yolu falan olduğunda kullanabileceğiz sanırım bunları. Çözeriz. Aklımda şey var. Her ürünün en küçük parçasına ulaşabilirsem, mesela şu parçadan bende olduğu zaman ben bu parçayı üretebiliyorum zaten. Yani tüm ham maddeyi parçalayıp önce şuna getirebilsem, sonra oradan tek tek birleştirsem süper olur. Ama öyle bir alanım yok. Çok büyük bir alana ihtiyacım olur öyle de. Bu kareler boşuna gidiyor buraya. Burayı silebiliriz. Sil. Sildim. Burada durum ne? Burayı da durdurduk çünkü yuvarlak ihtiyacımız vardı. Yuvarlaklar sağlanıyor. Hızlıca görevi de tamamladık. Bir sonrakine bakalım. Şimdi bu ne? Bu ne lan? Karenin üzerine koyduğumuz bütün platformun üzerine bir tane de şey koyacağız. Çapraz yuvarlakları koyacağız. Hangisi o? Şu. Bunları şunlarla birleştireceğiz. O zaman yine shiftle ben şurayı alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum sanki. Şurayı kestim. Bu tarafa aldım. Şunu bir yıkalım. Buraya değil artık. Buradan gelecek. Buraya gelecek. Buraya dönüp üst kata çıkacak. Gittikçe karmaşıklaşıyor harbiden. Şuradan zıplayan şeyleri de şurayı yıkacağız. Buradan alacağız. Bunları karşıya atsak ya şuradan. Dur bakayım. Heh, fırlat oraya. Oradan şöyle döndürüp buraya vereceğiz. Aa, bir dakika, yanlış yere verdik lan. Burası değil. Nereden vereceğiz onları? Şuradan arkadan vermem gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Şuradan alacağız. Hıh. Şuraya vereceğiz. Buradan çıkan sonuçları da şuradan aşağı tüküreceğiz. Hadi bakayım.
Bir sonraki görevimiz neymiş bundan sonra? Ha bu son. Bundan sonra uzay platformlarını açıyoruz. Güzel. O zaman hızlıca bunu da halletmemiz lazım. Ama istediğimiz hızda yapamıyoruz. Özellikle alan probleminden dolayı. Bize ciddi bir alan lazım. Etrafta bir alan bulmamız lazım. Bak aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi şurayı kopyalasam, bu tarafa alsam, değil mi? Sonra buradan zaten çıkış varmış. Şunları alalım, karşıya atalım. Bunları buradan şuraya gönderelim. Şurayı da iptal edelim. Buradan gelenleri de buradan aşağı gönderelim. Böylece buranın yuvarlaklarının şu üst kademesi buradan gelmiş olsun. Peki bunun bize ne artısı oldu? Şu artısı oldu. Böylece burada da şu üründen yapmaya devam etmiş olacağız. Bu ürünü o zaman bir birleştirme üssüyle. Bir dakika. Bura çok karıştı. Ha şu da fazlalık. Şuna bizim ihtiyacımız yok artık. Sil burayı. Şunu da silelim. Burası zaten full. Bant bu kadar taşıyabiliyor. Şuradan gelenlerle birlikte burası eşitlenecek. Şurada var. Bunu karenin üzerine oturtup, yani neredeydi o makinamız bizim? Etraf çok karıştı çok. Heh, şu makineden lazım bize. Şöyle bir şeyi kopyalayacağım. Kare nerede var bizim? Şu tarafta var. Burada bir yerde o kareyi kullanmamız lazım. Kareleri getirip buraya attım. Karenin üzerine buradan çıkan sonuçları koyacağız. Gel bakayım sen böyle. Tamam. Buradan çıkan sonuçlar kare üzeri bir önceki kademesi oldu. Doğru mudur? Burası çok yavaş ama şu an. Daha biz bir tane bile gönderemedik mi ya? Yoksa saymıyor mu? Daha yeni gönderiyoruz. Peki. Düzenimizi çok iyi kurmamız lazım burada. Şimdi bunu ben karşıya atıyorum. Şunu attım karşıya. Bu gelenlerin üzerine ne lazım? Şundan. Yani bundan bir tane daha üretmemiz gerekecek. Bunu da kopyalayalım. Kopyaladım. Şuraya yapıştıralım. Buradan gelen yuvarlakları alıyorum. Attım karşıya. Bağladım. Buradan istediğimiz sonuçlar geliyor. Siz şimdilik durun orada. Bununla bunu birleştireceğim. Birleştireceğim makine de şu. Bunu da buradan aldım. Sanırım şöyle birleştirebilirim. Bunu bantla karşıya attım.
buradan şöyle gelse. Şöyle geçip karşıya devam etse. Şuradan dönüp bu tarafa gelse. Hı. Şimdi buradan gelenler de şuradan dolanacak. Şöyle gelecek. Yukarıya bağlanacak. Çıkanları da olmadı. Şuradan alayım. Sanırım yaptım. Komple şu an tüm fabrika aynı yere üretim yapıyor. Kopala yapıştır işi bayağı hızlandırdı ama bu bunu kabul etmedi ya. Nesi yanlış bunun? Bir şey yanlış yapıyoruz. Şimdi en altta kare var, doğru. Karenin... Ha bir dakika, yön sorunu var orada. Sanki. Dur bakayım. Şuraya bir yön değiştirici koysam. Birazdan saymaya başlarsa sorun çözdük. Hatta bu yön değiştiriciden şöyle iki tane yapalım. Bunu da buraya bağlayalım. Fark etmedim ya yönün yanlış olduğunu. Bence doğru ama hala. Ya farkında olmadan bir şey yanlış yapıyorum. Şimdi en altta kare olacak. Üzerinde diğeri, üzerinde diğeri. Ya mikrofonu kapalı bırakmışım. Bir yandan öksürüğüm var falan. O yüzden. Üzgünüm. Şeyi fark ettim. Yani buradan gelen yuvarlakların şu karşılıklı şeyin bunun üzerine otururken açısı tutmuyordu. Şuraya çeviriciler koyarak açının tutmasını sağladım. Bak şu makineyi bağlayamadık şimdi. Neyse bir makine çalışmasın. Onun doğru olduğunu fark edince buraya da aynı çeviricilerden koydum ki sistemimiz otursun oradaki gibi. Birazdan burası da düzelecek. İçeridekiler bitince. Burası da saymaya başlayacak. Hızlıca görevi tamamlayacağız diye düşünüyorum. Ama şunu yapacağız. Bir sonraki fabrikayı kurarken şu boşluk alanlarını falan çok iyi değerlendirmemiz lazım. Alanımız yetmiyor. Gerçi bir sonraki bölümde bize yeni bir alan açma izni verecek. Şuralara alan açacağım diye düşünüyorum. Eğer alanı genişletebilirsem daha düzgün bir üretim tesisi kurabilirim. Bu da saymaya başladı. Bu görevi de sonunda tamamladık. Yeni bir dönüm noktası geldi. Uzay platformları. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bir dakika. Fabrika seç. Son dönüm noktasında tamamladığında operatör sertifikanı alacaksın. Bir sertifika sahibi olarak artık gerçek bir fabrikada çalışmaya ve farklı şekiller oluşturmaya başlayabileceksin. Yapılar ve açtığın geliştirmeler dahil olmak üzere ilerlemen aktarılacak.
makul bir ortam, herkese uygun, ilk kez oynayan operatörler için ideal. Oha, aşağısı baya karışık. Biz anca bunu yaparız. Bunu seçelim. Seçtikten sonra fabrika zorluğunu değiştiremezsin. Ancak artık doğrudan menü aracılığıyla bu fabrikalarda yeni oyuna başlayabilirsin. Olur. Ne oluyor lan? Bir şeyler oldu. Aa, bir dakika, tüm menü değişti lan. Tüm menü değişti. İlginç şeyler oldu. Bayağı bir şey geldi ama bu videoyu sıkıştırırsak videomuz çok uzun olabilir. O yüzden burada son verelim. Yeni bölümde yeni fabrikamız, yeni özelliklerimiz, yeni binalarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.